Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Şişli çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Yani istediğiniz yerde yine yelek örneği, bayan yeleği, ırka vesaire yapabileceğiniz bir örgü. Ajurlu. Bakın yapraklar gibi. Orta kalınlıkta ip kullandım. Bakın şöyle yeleklik ip. 3 numarada şişim var. 3 numara. Parça olarak başladık. Sizler dilediğiniz, sevdiğiniz yerde yaparsınız. Bugün sizlere iki örneğini anlatacağım. Bir de aradaki ajurunu. Bir örneği için 5 ilmek, ajuru için 4 ilmek, toplam 9 ilmeğe ihtiyacımız var. Bir örnek bir ajur. Bir örnek bir ajur. Hemen başlayalım. Ara ara zaten modelimi de göreceksiniz. Alt ucuna sevdiğiniz, dilediğiniz lastiği yaptıktan sonra hemen ön yüzden başlayalım. Şöyle bakın bir tane ters örelim. Şimdi burası yan olduğu için 1, 2, 5 tane ilmeğimizin ikisini düz ördük. 3 ile 4'ü sağa doğru bir alıyorum. Sonra tekrar bir düz ördüm ve doladım. Aradaki ajurum için bir ters doluyoruz. 2 ilmeği bir aldım ve tekrar bir ters ördüm. Şimdi bir ajur bir örnek yaptık. İkinci örneğimize bakın. 2, 4, 5 tane ilmeğimiz var. 1, 2 tane ilmeğimizi düz ördük. 3 ile 4'ü sağa doğru. Sonra 5. ilmeği düz ördüm ve doladım. Bu yan ilmek olduğu için arada bir tane öyle ters ördüm. Şimdi arka yüzüne geldik. Arka yüzde ön yüzde ajurumuzun ters örmüştük. Onu düz örüyoruz. Şimdi örneğimizde bakın. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2, 4, 5. Bu aradaki ajur için bir düz, iki ters, bir düz. Toplam 4 ilmek. Örneğimiz için de 5 ilmeği ters örüyorum. 3, 4, 5. Bunlar yanlarda olan ilmeklerimiz. Şimdi ön yüzüne geldik. Yan ilmeğimizden sonra bir tane ters örmüştük. Şimdi örneğin bakın 5 ilmeğimiz olan yerin bir tanesini düz örüyorum. Sonra 2 ile 3'ü sağa doğru hemen yanındaki ilmeği de düz ördüm ve doladım. Bir önceki sırada dolamış olduğumu da düz örüyorum. Yine toplam 2, 4, 5 ilmeğim var. Aradaki ajurumuz için bir tane ters ördük. Şimdi sağa doğru 2 ilmeği bir aldım ve doladım. Bir tane ters ördüm. Şimdi örnekteyiz. 5 ilmek. Bir tane düz. 2 ile 3'ü sağa doğru. Hemen yanındaki ilmeği ördüm. Doluyorum. Bir önceki sırada doladığımı ördüm. Ve bir ters yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Arka tarafında artık görüldüğü gibi örüyoruz. Yani düzleri düz örüyoruz, tersleri ters. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. Sonra ajurlu olan yerinde bir düz, iki ters, bir düz. Yine 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 3, 4, 5. Bunlar yan ilmeklerimiz. Bir sıramız kaldı örneğimizin bitmesi için. Yan ilmek bir de ters ördük. Şimdi bakın 2 ilmeği sağa doğru. Hemen yanındaki ilmeği de ördüm. Sonra doladım. Burada hep önceki sırada doladıklarımı da düz ördüm. Yine 2, 4, 5 ilmeğim var. Aşırı bir ters,
bir doluyoruz, bir defa sağa doğru, bir defa sola doğru, hep ön yüzden. Şimdi ikinci örneğindeyim. 2 ilmeği bir aldım, yanındakini düz ördüm, doladım ve diğer doladıklarımı da düz ördüm. Şu an bir örneğimiz bitti. Artık arka yüzden görüldüğü gibi 5 ilmeğimi ters, bir düz, iki ters aşur için. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimizi yakından izleyin. Bakın harika, hem de kolay ve gösterişli bir yelek örneği. Bu renkte çok güzel oldu. Böyle pudra pembesi rengi. Bakın bir örneğim bitti değerli izleyicilerim. İkinci örneğimize başlayalım hemen. Bakın ikinci örneği nasıl başlıyorduk. Bunlar yan ilmek. Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimizin 2 tanesini önce düz örüyoruz. Sonra 3 ile 4'ü sağa doğru, diğer 5. ilmeği de ördük ve doladık. Arada bir ters ajurumuzu 2 topladık, 1 doladık. Şimdi tekrar örnekteyiz. 1, 2 tane düz, 3 ile 4'ü sağa doğru, hemen yanındakini de ördük ve doladık. Artık arka tarafında bakın örneğimin görüldüğü gibi değerli izleyicilerim. 5 tanesini ters örüyorum. Örnek olan yerin aşurda bir düz, iki ters. Şimdi yine örneğindeyim. 5 tane ters örüyorum. Şimdi ikinci sırasındayız. Ön yüzden sayarsak 3 sıradan oluşan. Şimdi bir tane düz örüyoruz. 2 ile 3'ü bir alıyoruz. Yanındakini örüp sonra doluyoruz. Bir önceki sırada doladığımı da örüyorum. Yine ajurundayız. Bakın ajurda bir ters, bir sağ, bir sola. Tekrar bir ters. 2 ilmeği sonra doluyoruz. Diğer önceki sırada doladığımı ve örüyorum. Bakın yaprağımız belli olmaya başladı. Bir sıramız kaldı. Arka tarafında artık bakın şu şekilde 5 ilmeğimi ters, ajurlu yerinde zaten bir düz, iki ters, bir düz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi son sırasındayım. Burada hemen 2 ilmeği bir alıyorum, yanındakini düz örüyorum. Sonra doladım. Diğer bu yandaki 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Toplam 5 ilmeğim var. 2, 4, 5. Ajur için bir ters, 2 ilmeği bir sağa doğru, sonra doladık, bir sola doğru. Şimdi yapraklı olan yerindeyiz. 2 ilmeği bir, sonra örüyoruz. Doladık. 2 tane ilmeğimizi düz ördüm ve yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum. Bakın yaprağımız ortaya çıktı değerli izleyicilerim. Arka yüzden de zaten görüldüğü gibi bir ters, baştan bir düz, sonra 5 tane ters örüyoruz. Aradaki ajurumuz için bir düz, iki ters, bir düz. Böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin ve bugünkü videomuzu bitirelim değerli izleyicilerim.
bu sizinle beraber örmüş oldum. Bakın. Bu da benim sizler için örmüş oldum. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.